Herkese tekrardan merhabalar. React Bootcamp'imize 6. video ile birlikte devam ediyoruz. Bu videoda kontrat eventleri hakkında konuşacağız. Kontrattan event okuma ve aynı zamanda kontratta fire olan eventleri anlık bir şekilde dinlemeyi göreceğiz. Ve burada dikkat etmeniz gereken React kısmında neler var onlara değineceğiz. İsterseniz başlayalım. Şimdi kontratımızda... Ethers kontratımızda daha doğrusu eventleri dinlemeniz ve eventleri okumanız için çok yararlı fonksiyonlar mevcut. Kontrat instance'ınız ile birlikte birçok metot çağırabiliyorsunuz ve bu metotlar sayesinde çok rahat bir şekilde eventleri okuyup ve aynı zamanda anlık bir şekilde o eventleri dinleyebiliyorsunuz. Burada tek yapmanız gereken önceden initialize ettiğiniz kontrat instance'ınızı kullanma. Ben Eskiden kullandığımız log kontratını biraz daha genişlettim. Bu kontrat kodlarını bu haftanın kodlarında bulabilirsiniz. Log kontrat klasörünün altında. Buraya bir event ekledim. Eventleri zaten Solidity kursunu izlediyseniz orada eventlerin ne olduğunu görmüşsünüzdür. Event buraya sadece bu kontratta yaptığım değişiklik sadece log event eklemem ve bu eventi Locktum Success olduğu zaman e, Trigger'lıyorum. Ve buraya Message Sender ve ne kadar e, lock ettiğimi Amount olarak gönderiyorum. E, buradaki yani JavaScript tarafında yapmam gereken de bu event fire olduğu zaman bunu dinlemek ve aynı zamanda eskiden fire olan eventlerin hepsini okumak olacak. E, React Application'ımda geçen haftadan e, kopyaladım Application burada hatırlarsanız React, Redux Toolkit ile birlikte bir state management yapmıştık. Provider'ımızı, signer'ımızı ve kontratlarımızı setlemiştik. Event okumak için signer'a gerek yok. Direkt eventlerinizi açık bir şekilde okuyabilirsiniz kontratınızdan. Yani provider'ınızı set etmeniz sizin için yeterli olacaktır. Provider da tabii ki kontratınızı set etmek için gerekecek bu durumda. Hatırlarsanız geçen hafta, geçen hafta değil de geçen videoda işte log kontratımızı state'e atmıştık buradan. Ve bu kontratı kullanarak bunun içindeki eventleri okumaya çalışacağız şimdi. Önce live bir şekilde kontratta gelen eventin dinlemeyi öğrenelim. Daha sonra tüm eventleri de okumaya geçeriz. Eventleri listen etmek için use effect hook'unu kullanacağız React'te. Bunun sebebi nedir? Genelde listen listener register ettiğiniz zaman sizin yapmak istediğiniz şey fonksiyonu bir kere run etmek. Yani örneğin bir tane event triggerlandığı zaman sizin yapmanız gereken o eventi okuyarak bir tane pop-up göstermek, snackbar göstermek ya da başka bir sayfaya yönlendirmek örneğin. Yani bu fonksiyonu zaten bir kere çalıştırmanız gerekiyor. Bu yüzden de useEffect'in yüz boş dependency array'ini kullanarak bunu kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer buraya değişkenler eklerseniz başka yani event listener'ınızı tekrar register etmek istiyorsanız herhangi bir değeriniz değiştiği zaman önceki listener'lardan kurtulmanız yani onları uh, clear etmeniz gerekmekte. Uh, bunu nasıl yapacağız onu uh, az sonra göreceğiz. Şimdi bizim register etmek istediğimiz kontrat log kontrat o yüzden bunu use uh, yüz effect'in dependency'sine eklemem gerekiyor. Çünkü ilk başta hatırlarsanız log kontratın değeri null'dı ve provider'ımız geldiği zaman asenkron bir şekilde bu set alınıyordu. O yüzden log kontratın olmamasına dikkat etmem lazım. Eğer log kontratım başta null olursa zaten bunu dinleyemeyeceğim. E, ve null olduğu zamanki kısmı da zaten e, pas geçmem gerekiyor. O yüzden burada returnliyorum log kontratım yoksa. Ve log kontratım buraya geldiği zaman on fonksiyonu kullanarak burada bir e, listener ekliyorum. E, buraya bir listener fonksiyonu oluşturalım. Listener fonksiyonum hatırlarsanız, e, parametre olarak bir message sender alıyordu, yani sender ve bir de e, amount alıyordu. Şu an JavaScript kullandığımız için bunun type'larını belirtmemize gerek yok ama sender bir string gelecek, amount da bir big number gelecektir. Çünkü uint256 dönüyordu hatırlarsanız. Buraya e, event'imizin ismini girmemiz gerekiyor ilk parametre olarak. Event'imizin ismi lockedtu ve ikinci parametre olarak da listener'ı eklemem gerekiyor. Burada şu anlık yapmam gereken şey şu anlık bu kadar. Ama eğer ben buraya bir tane state ekleseydim. Örneğin işte e, diyelim ki signer değerim de değiştiği zaman ya da bir tane değerim olsun burada. Use state ile oluşturduğum bir state'im olsun. Const value diye. Başta değeri boş string olsun. Ben diyelim ki connect'e bastığım zaman set value hello yapmak istiyorum diyelim. Örneğin böyle bir e, metodumuz olsun. Ve ben istiyorum ki bu value değiştiği zaman ben tekrar kontratıma e, event register edeyim. Ama şöyle bir durum var. Ben value değiştiği zaman, her value değiştiği zaman bir event, listen, e, event register edersem, bir listener register edersem bu kontratıma o zaman benim çok fazla listenim olmuş olacak ve sürekli e, eklediğim bu fonksiyon burada mesela konsol log eklersem her seferinde ile çarpılmış bir şekilde e, yani daha doğrusu bir artı şeklinde e, fonksiyonun çalışmaya başlayacak yani önce e, value boşken bu fonksiyonun bir kere çalışıyorduysa e, value tekrar e, değiştiği zaman ben listener'ı tekrar registre ettiğim için bu fonksiyon bir daha bir daha çalışmasını isteyeceğim bu fonksiyonun. Ve böylece her log eventi trigger olduğu zaman ben bu fonksiyonu bir kere değil de iki kere çalıştırmış olacağım. Ben, ben de bunu yapmak istemiyorum aslında. Ben sadece bu fonksiyonu bir kere çalıştırmak istiyorum. Bu yüzden de use effect'in return kısmına geçmemiz lazım. yani component will unmount kısmına. Class komponentlerde olan. Ve bu e, durumda da locked kontrat'tan e, off event'ini çağırıp, off e, metodunu çağırıp daha doğrusu e, locked event için listener'ı off etmem gerekiyor. Burada on component e, unmount olduğu zaman ya da herhangi bir state değişikliğinde tekrar register etmek istediğim zaman eski locked e, listener'ımı e, unregister etmem gerekiyor. Burada uh, log kontratınıza tekrar bir optional chaining ekleyebilirsiniz. Uh, tekrar log kontratı bulamazsa diye uh, optional chaining eklemeniz uh, size crash uh, ya yani crash vermesini engelleyecektir. Kontrat kontratınız için uh, event listen event listenersleri uh, register etmek çok kolay. Uh, yani bu çok kısa bir şekilde bunu e, rejistre edebiliyorsunuz. İsterseniz test edelim. Şimdi sender ve amount'umuzu burada e, console loglayalım. Ve Remix'ten bir e, event göndereceğim. Şimdi tekrar application'ımı mount olması için tekrar refresh attım. Şurada e, geçen videoda approve etmiştim. Şimdi log tokens fonksiyonumu çağırıyorum. Confirm ettiğim zaman Buradan fonksiyonumun, uh, transaction'ımın konform olmasını bekliyorum. React tarafına geldiğim zaman gördüğünüz gibi uh, biraz gecikmeli de olsa uh, ki bu normal zaten uh, değerlerim buraya gelmiş oldu. Locate adres benim adresimdi yani message sender bendim. Uh, amountum da 10'du yani 0xa hexadecimal olarak ona denk gelmiş oluyor. E, Uint 256 gönderdiğim için de big number buraya gelmiş oldum. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde anlık event triggerlarını dinlemiş oldum bu case'de. E, şimdi bir de kontrattan e, event, kontrata gelen tüm eventleri okumaya göstereyim. E, bunu da yüz efekt içerisinde yapacağım. Çünkü ya bu burada Yüzevek içerisinde yapmamın tek sebebi sadece e, fonksiyonumu bir kere çıktı vermesi. Çok önemli değil bu yani bunu bir fonksiyon yazarsınız bir butona bastığınızda çalışır örneğin. Bu çok fark etmez. Sadece daha rahat görebilmemiz için bunu e, tekrar Yüzevek'in içine e, ekleyeceğim. low LowContract'ımız yoksa return'layalım. E, burada kullanmamız gereken fonksiyon QueryFilter. İçine event ismi veriyorsunuz query filter'ın ve böylece tüm filter'ları görmüş oluyorsunuz. Buraya isterseniz ekstra parametre olarak from ve to bloklarını verebilirsiniz ve böylelikle belirli bloklar arasındaki event'leri okuyabilirsiniz. Ama tüm event'leri okumak istiyorsanız sadece query filter içerisine event vermeniz yeterli olacaktır. Ee, şöyle yapalım lock contracts nokta query filter ve logged diyorum daha sonra den kullanmam lazım ya da bunu evet etmem gerekiyor çünkü gördüğünüz gibi promise dönüyor den içerisine bir result'ım var ve bunu konsol loglayalım bunu konsol logladığım zaman bana e, gördüğünüz gibi bir e, array çıktısı vermekte e, burada işte birçok Parametre var bu objenin içerisinde, eventin ismi, işte listener'lar, block number, block get etmek için olan fonksiyon, transactionı get etmek için olan fonksiyon ve birçok parametre bulunmakta. Değerlere ise argüman kısmından ulaşabiliyorsunuz. Argümanlar sıralı bir şekilde burada bulunmakta sıfır ve birinci indekslerde gördüğünüz gibi sıfır indeksinde message sender ikinci indeksinde de yani 0. indeksinde message sender birinci indeksinde de amount gözükmekte ben eskiden e, birden fazla locked eventi gerçekleştirmişim son gerçekleştirdiğimde buradaydı zaten e, 0 x a şeklinde yani 10 amount'unu e, göndermiştim e, böylece tüm eventleri kontrat'tan okumuş oldum yani 3 kere ben e, buraya log event'ini göndermişim. log fonksiyonu üç kez çalıştırmışım farklı değerlerle. bunları query ile okuyabiliyoruz kontrattan. Burada birçok fazla birçok uh, ekstra fonksiyonlar görünmekte. listener count listeners diye. Bunlar sizin uh, register ettiğiniz listenerları uh, onların sayısını falan dönmekte. remove all listener'la tüm uh, listenerlardan kurtulabilirsiniz. Yani buradaki fonksiyonları kullanarak kendiniz istediğiniz gibi application'ınızı şekillendirebilirsiniz. Ee, genel olarak ben kontrattan event okumayı ve kontratta anlık event triggerlarını dinlemeyi sizlere gösterdim. Ee, burada dosyalar içerisinde log kontrat içerisinde zaten e, eklediğim event kısmına da ulaşabilirsiniz. Tekrar bunu deploy edip kendiniz de test edebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.